ve kamuoyuna. 2013 1 Eylül Dünya Barış Günü kan içinde kutluyoruz. Emperyalizm ve işbirlikleri başta bölgemiz olmak üzere can almaya devam ediyorlar. Dünyanın her yerinde kar, yeni pazarlar, egemenlik için hesapsız ölüme, yoksulluğa, açlığa yol açıyorlar. Savaş, emperyalizmin ekmek teknesidir. Savaşın kendisini bir kazanç makinesi olarak görenler, kendi toprakları dışında kendi askerini kullanmadan savaşmayı öğrendiler. Başta Suriye olmak üzere, Irak, Afganistan, Somali, Sudan, emperyalistlerin yönettiği kanalı çetelerin savaştığı alanlar haline dönüştü. Savaş kaynakları tüketiyor. Doğayı ve yaşam alanlarını mahvediyor. İnsanlığa acı ve yoksulluk getiriyor. Savaş bir yandan dolar milyarderlerinin diğer taraftan açlıktan, hastalıktan, eğitimsizlikten sıyrılan insanların sayısını çoğaltıyor. Özel savaş şirketleri ve bunlara bağlı çeteler emperyalistlerin karanlık yüzlerini bir kez daha karartıyorlar. Din adına cihat maskesini takarak saldıran katiller sürüsü çocukları öldürüyor, sivil halkın mallarını ve kadınları helal ilan eden fetvalar eşliğinde katliamlar yapıyorlar. Bu canavarlar sürüsünün ipleri Orta Doğu'da çıkarları olan emperyalist mevcutların elindedir. Kalki! ABD! Orta Doğu'dan defol! Kalki! ABD! Orta Doğu'dan defol! Kalki! ABD! Orta Doğu'dan defol! Bir yerde savaş, her yerde savaştır. Savaş dünyanın neresinde sürüyor olursa olsun, yine dünyanın dört bir yanındaki işçilere, emekçilere, kadınlara ve çocuklara zarar veriyor. Resul ayında atılan bomba Kırgızistan'da, İspanya'da ve Türkiye'deki emekçilerin sofrasına düşüyor. Sahra çöllerinde bir bomba patlasa Hindistan'daki bir çocuğun lokmasından çalınıyor. Kendi halkına katliam uygulayan Mısır diktatörlerinin her döktüğü damla kan geleceğimizi karartıyor. Kalıcı, adil, barış için mücadele edelim. İşçiler, emekçiler, kardeşler, savaş halklar için cehennem, emperyalizm için kanla beslenip seneceği cennettir. Ülkemiz 30 yıl süren 40 binden fazla cana mal olan savaştan şimdilik uzaklaştı. Şimdilik dağlardan barut kapısı ölüm haberleri gelmiyor. Ama savaşın kanlı kılıcı pamuk ipliğine bağlı olarak tepemizde sallanmaya devam ediyor. Hiç olmazsa kalıcı bir barış için ciddi adımlar atılabilir. Kürt halkının demokratik hak ve taleplerinin karşılanması bunun için yeterlidir. Ancak barışa dair umutların iktidarın oyalayıcı, hesaplı yaklaşımları yüzünden tükenmekte, halklarımızın elde ettiği barış şansı yeniden yitirilme tehlikesiyle karşı karşıya gelmektedir. Hükümete buradan bir kez daha sesleniyoruz. Emperyalistlerin Orta Doğu'daki teşhirliğinden vazgeç. Dün Irak'ta olduğu gibi emperyalistlerin kimyasal silah kullanımını gerekçe göstererek Suriye'ye saldırmasına asla müsaade etmeyelim. Ülkemizde hükümetin dış politikası iflas etti. Dış politikadaki tutarsızlıkları sonucu ülke her geçen gün adım adım savaş bataklığına doğru sürüklenmektedir. Irak'ta yaşananlar hepimize örnek olmalı. Hiçbir ülkeler koalisyonunun müdahale kararı meşru değildir. Birleşmiş Milletler dahil hiçbir örgütün işaret ettiği gerekçe emperyalist savaşları meşru kılamaz. Savaşa hayır, barışa mı şimdi? Savaşa hayır, barışa mı şimdi? Atanlara karşı halkların kendi geleceğine kendilerini karar vermesi için, halkların kardeşliğinin bu topraklara sökülüp atılmaması için sorumluluk alma zamanıdır. Ülkede demokratikleşmenin önü açılsın. Kalıcı ve onurlu bir barış için müzakereler başlasın. Kürt kardeşlerimizin demokratik talepleri kabul edilsin.
tüm demokratik kamuoyunu ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barışı savunmaya, emperyalizmin taşeronlarına, işbirliklere, bu ülke topraklarına, toprakları sınanlara, emperyalizmin kalkını olmaya ant içmişlere karşı hep birlikte mücadeleyi yükseltelim. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik, emperyalistler ve işbirlikleri yenilecek, direnen halklar kazanacak.